Merhabalar, ben Avukat Ayhan Ömen. Bu yaz Amerika'ya Work and Travel programı ile gideceğim. Eğer ki orada bir iş bulursam C1 vizemi EB3 ile statü değişikliği yapabilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Tabii siz Work and Travel programı ile geleceğiniz için sizin programınız diyelim 6. ayda başlayacak ve Ekim yani Eylül ve Ekim'e kadar sürüyor olacak. Dolayısıyla sizin burada kalma izniniz 3-4 aylık bir süreç olacak. O 3-4 aydan sonra da burada yasal kalabilmeniz gerekecek. Farz edelim eğer bu arada siz bir iş yeri size sponsor olmak isterse o zaman ya siz burada kalabileceğiniz başka bir statüye önce geçeceksiniz ve o statüde beklerken ondan sonra bahsettiğiniz sponsor firma üzerinden EB3 üzerinden yeşil kartı alma durumuna bakabileceksiniz. Yok eğer burada kalabileceğiniz başka bir statü durumu oluşmuyorsa da o zaman buradaki programınızı başarılı tamamladıktan sonra ülkenize döneceksiniz ve bu EB3 başvurusu yapacak firma üzerinden de sizin için yeşil kart çalışması hala devam edecek ve onun üzerinden de siz burada kalıp kalamama durumuna bakıyor olacaksınız. Yani sorunuzun cevabını şu şekilde vereyim. Eğer size sponsor olacak bir firma olursa ve bu firmada sizin EB3 üzerinden yeşil kart sponsorluğu yapmayı uygun görüyorsa, istiyorsa ve finansal olarak da buna uygun bir firmaysa o zaman bunun üzerinden yeşil kart çalışması yapmanızda fayda var. Tek önemli olan nokta burada kalacaksanız süreç biraz 1-1,5 yıl kadar bir süre sürecek. Bu süreçte de burada yasal kalabileceğiniz bir statüde olmanız gerekiyor. Yoksa burada yasalınızı kaybetmeden ülkenize çıkış yapmanız gerekecek ki bir sorun yaşamadan yeşil kartınız geldiğinde yeşil kart sürecine geçiş yapabilin.